Özellikle Avrupa cephesine baktığımız zaman dünyada işlerin her geçen gün biraz daha karıştığını görüyoruz. Nitekim bugün sizlerle paylaşacağım önemli haber başlıkları var ve bunun da piyasalar üzerinde, özellikle de altın üzerinde çok ciddi etkileri olacak. Öbür taraftan Türkiye'den gelen haberlerde yine her geçen gün ekonominin biraz daha bozulduğunu ve tabana yayıldığını gösteriyor sevgili dostlarım bizlere. Bunu da yine detaylı olarak konuşacağız. Öbür taraftan tabii ki rakamları değerlendireceğim sizler için. Dolar bundan sonra süreçte ne olur? Altın nereye doğru gidebilir? Bunların hepsini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Öncelikle dünyadan başlayalım. Almanya'da büyüme tahmini %4.4 civarındaydı 2021'de. Almanya'dan bugün gelen haberle birlikte aslında herkesin moralleri bozuldu. Türkiye'nin de moralinin bozulması gerekiyor. Çünkü biz en önemli ihracat kalemlerimizden birisini Avrupa'ya, dolayısıyla Almanya'ya yapıyoruz. En önemli ticari partnerimiz Almanya diyebiliriz arkadaşlar, Çin'le birlikte. %4.4'lük büyümesini %3 seviyesine çektiği an itibariyle Almanya, Türkiye'nin Almanya'ya yapacağı ihracatında çok ciddi manada düşeceğini gösteriyor bu. Yani Türkiye'nin cari açık problemi daha da artarak devam edecek. Öbür taraftan Euro bölgesinde de çift dipli resesyon bekleniyor arkadaşlar. Yani durgunluğun iyiden iyiye derinleşmesi bekleniyor bu pandemiden dolayı. Yine Türkiye'nin ihracatını olumsuz etkileyecek bir başka gelişme. İthalatımız azalmıyor. İhracatımız her geçen gün biraz daha düşecek gibi görülüyor. Bütün bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'nin cari açık problemi devam edecek ve dolar üzerindeki yükseliş eğilimi de devam edecek. Bir başka önemli konu arkadaşlar, Fitch'in açıklaması. Fitch yılın ilk çeyreğinde küresel petrol talebinin düşeceğini söylüyor. Nedir küresel petrol talebinin düşmesinin açılımı? Arkadaşlar, dünyada üretim olmayacak demek. Ticaret yavaşlayacak, daralacak demek. Pek çok ülkede büyümeler yavaşlayacak demek. Sanayi üretimi düşecek demek. Bu ülkelerle yapılacak ticaretin de azalması demek. Anlayacağınız bütün tablo bize şunu gösteriyor. Avrupa'daki bu daralma, dünyadaki bu daralma ne yazık ki Türkiye'nin bozulan ekonomisinin daha da bozulmasını beraberinde getirecek. Şimdi Avrupa'dan bu veriler açıklanırken, bu açıklamalar gelirken Türkiye'de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ne diyor? Bu yıl, yani 2021 yılı içerisinde ihracat rekoru kıracağız diyor. Avrupa daralıyor, Amerika daralıyor, hastalık hızla artıyor. Nasıl engelleneceğiyle ilgili herhangi bir somut veri elimizde yok. Avrupa'sından Amerika'sına, Amerika'sından Rusya'sına kadar, aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar herkes bu aşının genele yayılamadığını, dolayısıyla hastalığın ne zaman biteceğiyle ilgili kaygılarının her geçen gün arttığını söylüyor. Vaka sayısı 100 milyona yaklaşmış durumda. Avrupa ülkeleri hızla kapanırken bir yandan da büyüme beklentilerini daraltıyorlar, küçültüyorlar. İşte Almanya bunlardan birisi, önemli bir örnek. Ve biz en önemli ticari partnerimiz daralırken ihracatımızda rekor seviyelere gideceğiz diyoruz. Hayırlısı diyelim, diyecek bir şey yok çünkü. Şimdi sizlerle bir araştırmayı paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Genel İş Sendikası'nın araştırması bu. 2 yılda yoksulluğun %8.4 oranında arttığını öngörüyor bu araştırma. Bana göre çok iyimser. Çünkü Türkiye'deki yoksullaşmanın bunun çok daha ötesinde olduğunu biliyoruz. %8.4'lük bir yoksulluk artışı da azımsanmayacak bir rakam. Türkiye'de her 10 kişiden birisi yoksullaşmış anlamına geliyor. Bu da Türkiye ekonomisindeki büyük çıkmazı bize gösteriyor. Her geçen gün bu yoksulluk nedeniyle Türkiye ekonomisi biraz daha daralacak ve bunun da ciddi ekonomik etkileri olacak. Buna rağmen bizim ekonomi yönetimi hala millete karanfil dağıtmaya devam ediyor. Ortada hiçbir sorun yokmuş gibi konuşuyor ve Türkiye'nin V çıkış yapacağını falan söylüyor. Gerçi 2020 yılı sonuna kadar Hazine ve Maliye Bakanı olan Berat Albayrak da Türkiye'nin V çıkış yapacağını falan söylüyordu. Tam tersi bir tabloyla karşılaştık ama olsun arkadaşlar, yine de Allah'tan umut kesilmez diyelim. Bu arada beyaz eşyaya da çok ciddi bir zam geldi arkadaşlar. Zaten bir yıl noktaya zam geliyordu. Köprüden yollara, ekmeğe kadar her şeye zam gelmişti. Beyaz eşya da bu kervana katıldı ve %16 oranında bir zam gerçekleşti. Hadi gelin bu ortamda millete enflasyonun %14.6 olduğunu inandırın. Zaten Türkiye'deki gerçek enflasyonun %30-35 aralığında olduğunu biliyoruz. Vatandaşa yansıyan ve vatandaş tarafından algılanan enflasyonda %40'lara dayanmış durumda ama TÜİK'in enflasyonu %14.6.
6. MÜSİAD'dan gelen bir açıklama var. Faizin fazlası yatırımlar üzerinde yıkıcı etki yaratır diyor. Günaydın. Keşke bu açıklamayı faizler %17'ye dayanmadan önce söyleseydiniz. %17'lik faiz oranı zaten çok yüksek faiz oranıdır. Ve bu faiz oranının üzerine en az 3 puan daha ekleyip piyasa faizini buluyoruz. %20'lerin üzerine çıkmış reel sektör ticari kredi faizleri, %20'lerin üzerine çıkmış otomotiv faizleri. Zaten dönülmez akçamın ufkundayız. Bu saatten sonra Merkez Bankası faiz arttırsa da arttırmasa da reel sektör köşeye sıkışmış durumda. Neden köşeye sıkışmış durumda? Sorusunun cevabı aslında çok net arkadaşlar. Ziraat Bankası ile ilgili ismi veriyorum çünkü haberde de aynen bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Ziraat Bankası çiftçinin tarlasını haciz ediyor. Çiftçinin en önemli üretim kaynağı olan, bununla ayakta kalmayı başaran çiftçinin tarlasını haciz ediyor. Traktörü haciz ettiler. Şimdi sıra tarlaya geldi. Yani çiftçiye diyorlar ki üretme kardeşim sen. Sen bat, sen bit, sen yok ol, bizim umurumuzda bile değil. Bakın 890 tarla satışa çıkartılmış Ziraat Bankası tarafından. Tabi bu arada sadece Ziraat Bankası'nın verileri bunlar. Bunun yanına diğer bankaları da koyduğumuz zaman belki binlerce tarla, binlerce arsa satılıyor. Onu da unutmamakta fayda var. 890 tarla, 120 arsada haraç mevzat satışa çıkartılmış durumda. Toplam 1940 gayrimenkul Ziraat Bankası tarafından satılıyor. Ve bu tarlalarda üretim yapılmaması aslında her geçen gün Türkiye'nin daha büyük bir kıtlığa doğru gitmesini beraberinde getirecek. Bu konu sadece onları ilgilendirmiyor arkadaşlar. Bu konu aslında hepimizi ilgilendiriyor. Bütün Türkiye vatandaşlarını ilgilendiriyor. Pahalılıkla ödüyoruz. İlerleyen günlerde daha da fazlasını ödeyeceğiz. Hem yüksek fiyatlarla hem kıtlık ekonomisiyle ödeyeceğiz. Onun için basite almamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bakın örnekleri de var. Trakya Birlik Başkanı Ahmet Akgün'den geldi. Bir örnek. Son dönemde gündeme oturan konulardan birisi biliyorsunuz ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı mutfağın en ucuz malzemelerinden birisiydi arkadaşlar. Onun için kızartma yağı olarak kullanılırdı. Bir kere iki kere kızartma yapılır, sonra da atılırdı. Önemsenmeyen bir malzemeydi. Fiyatı da çok uygundu. Çok yakın zaman içerisinde ben de markete gittiğimde kendi gözlerimle tanık oldum arkadaşlar. Neredeyse zeytinyağı fiyatlarına denk gelmiş durumda. Diyor ki Trakya Birlik Başkanı Ahmet Akgün, ayçiçeğinde yurt dışına bağımlıyız. Çünkü Türkiye'de ancak 1 milyon 800 bin ton üretim gerçekleştiriyoruz. 3,5 milyon tonluk bir tüketimimiz var. 1 milyon 700 bin tonunu da yurt dışından ithal ediyoruz. İthal etmek zorunda kalıyoruz diyor. Yaz aylarında özellikle güneye doğru gittiğiniz, Ege'ye doğru gittiğinizde sağlı sollu her tarafta ayçiçek tarlaları gördünüz. Ve ayçiçek konusunda aslında Türkiye kendi kendine yeten nadir ülkelerden birisiydi. Hatta biz ayçiçek ihracatı yapan bir ülkeydik. Bugün yurt dışına bağımlı hale gelmiş durumdayız. Fiyatların bu kadar artmasının temelinde de işte ithalat politikamız yatıyor arkadaşlar. Ayçiçeği bile ithal ettiğimiz için fiyatlar her geçen gün artıyor. Ve insanlarımız bırakın zeytinyağını, ayçiçek yağı bile kullanamaz hale gelmiş durumdalar. Yakın zaman içerisinde sanıyorum atık yağ falan kullanmaya başlayacağız. Eğer ki çiftçinizi bitirirseniz, tarlalarınızı haraç mevzat satarsanız ve burada üretim yapılmasının önünü keserseniz, çiftçinizin arkasında durmazsanız, üreticinizin, kobinizin arkasında durmazsanız, sanayicinizin arkasında durmazsanız, bütün meseleniz sadece inşaat ve müteahhitlik sektörü olursa, ki bugün bir haber gördüm, inanmak istemedim. Müteahhitlik sektörü demiş ki aşı konusunda bize öncelik tanınmalı. İnanamadım arkadaşlar. Yani müteahhitler Türkiye'de kendilerini öyle bir farklı konumda görüyorlar ki aşı konusunda bile öncelik istiyorlar. Ama çiftçi batıyor, üretici batıyor, esnaf batıyor. Kimsenin umurunda değil. İki şey var Türkiye'de arkadaşlar. Bunlardan birisi mümkün olduğunca dövizi baskılamak. İkincisi de müteahhitleri el üstünde tutmak. Diğer sektörler ne olursa olsun kimsenin umurunda değil. Sadece bu amaçlar doğrultusunda her geçen gün yanlış adımlar atılmaya devam ediliyor. Bakın katsa yaptırımları kapıda, bu konuyla ilgili doğru düzgün bir adım atılıyor mu? Atılmıyor. Avrupa Birliği yaptırımları kapıda, bu konuyla ilgili doğru düzgün bir adım atılıyor mu? Atılmıyor. Merkez Bankası rezervleri 50 milyar dolar diye konuşuyorduk. Eksi 50 milyar diye konuşuyorduk. Son hesaplamalar eksi 75 milyar dolar seviyesine gelmiş durumda. Merkez Bankası rezervleri dolmuyor. Aksine her geçen gün biraz daha boşalmaya devam ediyor. Vatandaşın döviz mevduatları 235 milyar 800 milyon dolara geçmiş durumda. Kısa vadeli borçlar son 7 ay içerisinde 20 milyar dolar artmış durumda. Bir sene içerisinde ödeyeceğiz
arkadaşlar bunu. 184,5 milyar dolarlık kısa vadeli dış borcumuz olmuş. Kısa vadeli borçlarımız artıyor ve bunlara ödediğimiz faiz oranları da artıyor. Türkiye yurt dışından dolar borçlandığı zaman %6 civarında bir faiz ödemesi yapıyor. Bu korkunç bir rakam. Dünyanın hiçbir yerinde cari açık 42-43 milyar dolara dayanmış durumda ve bu koşullar içerisinde bir tarafta Avrupa kapanırken, bir tarafta dünya korona nedeniyle büyük bir sıkıntı yaşarken, aynı zamanda Türkiye koronanın yanında bir de büyük ekonomik sıkıntılar yaşarken bizim Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanımız vatandaşın gözünün içine baka baka, üstelik bu kur fiyatlarıyla, yani rekabet etme ihtimali olmayan kur fiyatlarıyla çıkıyor, diyor ki Türkiye bu yıl ihracat rekoru kıracak. Geçen yıl da kıracaktı. Ne oldu? Niye kırmadı? Hangi koşullar değişti? Hangi ekonomik yöntemler değişti? Dünyada ne değişti? Türkiye'de ne değişti de siz bu kadar iddialı bir konuşma yapabiliyorsunuz. Şimdi gelin hadi biraz da rakamlara bakalım. Rakamlar bize neleri söylüyor? Dolarla başlayalım. 7.40'ın üzerine tekrar attı kendisini dolar. 7.35-7.36 seviyeleri bir dip noktası değildi arkadaşlar. Esas dip noktası 7.33'ün kırılması ile birlikte gidilecek 7.23 seviyesiydi. Ve bu konuyla ilgili de sizleri uyarmıştım biliyorsunuz. Kısa vadeli olarak. Yani 7.40 seviyesi aşağıya doğru 7.35-7.36'ya kadar sarkar. Merkez Bankası zaten her faiz kararı sonrasında çok ciddi bir baskı yaratıyor ki bunun örneğini de dünkü oluşan hacimle gördük. Onun sonrasında da dolar kademe kademe yükselmeye başlıyor. Gelmesi gereken noktaya geliyor demiştik. Size iddia ederek söylüyorum arkadaşlar. 7.40 seviyesinde gördüğünüz bu dolar birkaç hafta içerisinde maksimum 7.98 aralığına tekrar geri dönecek. Çünkü yapılacak hiçbir şey yok. Merkez Bankası'nda rezerv yok. Piyasadaki bütün dengeler bozulmuş. Olmayan paranızla doları baskılamaya devam ediyorsunuz. Bu da Türkiye'yi büyük bir zarara ve borca sokmaya devam ediyor. Dolar geçici olarak 7.40 seviyesinde kalıyor. Kalır ama sıçraması da bir o kadar hızlı olur arkadaşlar. Euro 9'un altına hafif gevşedi biliyorsunuz. Tekrar kendisini yukarıya attı ve şu sıralar 9 çift 0 seviyesinde. Sterlin 10-17, 10-15, 10-13 o civarlarda gidip geliyor arkadaşlar. Tüm yabancı para birimlerinde şu anda sakin bir seyir ama fırtına öncesindeki sakin seyir gözleniyor. Tüm bu para birimlerinde çok ciddi hareketlenmeler olacak. Parite 1.2160'da arkadaşlar, burada kalıcı değil. 1.20'yi aşağıya kırdığında önce 1.18 sonra 1.15 ve ardından da 1.15'in sert kırılmasıyla, hacimli kırılmasıyla birlikte 1.08 seviyesine kadar gideceğiz. İşte bu dönemde arkadaşlar euronun dolar kadar yükselmediğini göreceğiz. Ama euro da yine Türk lirası karşısında değer kazanmaya devam edecek. Faiz cephesine dönelim. 14.70 %0.07'lik bir düşüş var. Yatay seyir var orada arkadaşlar. Altının onsu 1842 dolar seviyesinde. Aynen bu sabah Instagram hesabında söylediğimiz seviyedeki hareketi yapıyor. Ben şunu söyledim Instagram hesabında, paylaşım yaptım. Kısa vadeli paylaşımımı. 1844 seviyesine kadar gelir. Buradan tekrar toparlar ve 1888 dolar seviyesine gider dedim. Tabii ki 2-3 dolarlık oynamalar olabilir. Çubuklar aşağıya doğru atılabilir ama kapanış muhtemelen 1844 doların üzerinde olacak ve sonrasında 1888-1890 dolara doğru giden bir altın ons fiyatı göreceğiz. Kısa bir düzeltme yapacak muhtemelen. 1857'yi bir kez daha gösterecekler. Sonrasında 1900'ün üzerine kalıcı bir şekilde kendisini atacak. 2000 dolara doğru emin adımlarla gidecek. Orta ve uzun vadede 2300 dolar, 2500 dolar aralığını göreceğiz altının onsunda. Brent petrolde geri çekilme dikkat çekici. Tabii ki bu geri çekilme olacak. Benim günlerdir yaptığım uyarıyı bugün Fitch yaptı. Küresel petrol talebinde bir düşüş olacak dedi. Evet olacak arkadaşlar. Avrupa ekonomisi daralırken, dünya ekonomisi daralırken petrol talebinin artması gibi bir ihtimal zaten söz konusu olamaz. Petrol fiyatları agresif bir şekilde 20 dolarlara doğru gidebilir. Aman ha dikkat olun. Ha bunun bizim benzin ya da mazot fiyatlarına bir yansıması olur mu? Olmaz. Beklemeyin. Bizde zam üzerine zam gelmeye devam eder ve edecekti arkadaşlar. Çünkü çok ciddi bir bütçe sıkıntısı var Türkiye'nin. Vergiyi bir yerlerden tahsil etmeleri lazım. Benzin, mazot
azot da bu işin en kolay yolu. Gram altında konuşalım. Gram altında da geri çekilme kısa vadeli, hiç merak etmeyin. Çok hızlı bir şekilde yukarıya atacak kendisini. 500 liranın kıyısına hemen getirecek. Sonrasında da 500 liranın üzerine atıp geldiğimiz noktaya geri döneceğiz. Sabırlı ve sakin olmanızı özellikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü dünyada sıkıntı her geçen gün büyüyor ve Türkiye'de de sıkıntı her geçen gün büyüyor. Hem altının onsu hem de Türkiye'de doların fiyatının yükselişi gram altını yukarıya hızlı bir şekilde çekecek. Keza gümüşte de aynı hareketleri, hatta daha agresif hareketleri göreceğiz. Bugünlerde yaşanan düşüşler çok geçici. Aslına bakarsanız bu seviyelerden mal toplama hareketleri bunda özellikle belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet, bu videomda sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz ve beni hem Instagram hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.